Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda ele geçirilen araçlara ne olacağı merak konusu olmuştu. Bugün organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçların emniyete verildiği bilgisi paylaşıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı, "Bu araçlar artık polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacak," dedi. Tarım ve Orman Bakanı yılbaşı öncesi gıda denetimlerine çıktı. Bakan, "Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Toplamda bu yıl 1 milyon 300 bin kontrol yaptık. Tespit edilen uygunsuz işlemlere yönelik 535 milyon lira idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Yıl sonuna sayılı günler kala altın fiyatı kendi rekorunu kırdı. Sabah 4 ila 5 saatleri arasında gram altın fiyatı kapalı çarşıda 2000 lira 12 kuruşa kadar yükseldi. Uluslararası piyasalarda da altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı. Bankalarda altın alış 1916 lira, satış 1979 lira seviyelerinde işlem görüyor. Milyonlarca emekli yılın son günlerinde alacağı 5000 liralık ikramiyeyi beklemeye devam ediyor. 5000 liralık ek ödeme teklif yasalaşınca bu hafta sona ermeden hesaplara yatacak. Ayrıca meclis yarım kalan yasama faaliyetleri için de mesai yapacak. Teklife göre kur korumalı mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmek için süre 2 yıl daha uzatılacak. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası da 10 kat artırılacak. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.